Abi erkek milleti askerlik ve çapkınlık konularında fütursuzca, çılgınca, zıvana çıkmışçasına yalan söylüyor. Yani böyle bir yalan, böyle bir sallama yok abi. Bu iki mevzu abi, askerlik ve çapkınlık konuları erkeklerin böyle hava attığı, güç gösterisi gibi kendilerini ispat etmeye çalıştıkları alan olduğu için Boyuna sallıyorlar yani. Abi yıllarca yıllarca askerlik anlarını anlatıyorlar ya. Adam diyor ki ben yüzbaşıya kafa attım diyor. Şimdi ben bunun nesine inanayım ya? Lan ben de askerli, askere gittim iş. Yüzbaşına kafa attan falancıya silah çeken böyle bir şey duymadık ya. Abi askere gitmeden önce ne yalanlar dinlemişiz ya. Ne yalanlar dinlemişiz. Yok komutanla silah çeken işte ben sürünmem komutanım deyip silah çekmiş. Lan nereye silah çekiyorsun? Nerede bu anasını satıp silah çekenler? Yok yüzbaşıya kafa atanlar. Hiç öyle bir şey görmedik yani. Herkes sürün deyince sürünüyordu. Yat deyince yatıyordu. Amuda kalk deyince amuda kalkıyordu. Safi yalan, safi hava atma yani. Başka bir şey yok. Abi bu çapkınlık ve seks konularında da öyle. Hani adam öyle bir anlatıyor ki o hani filmlerde gördüğümüz şeyleri yaşıyormuş müer arada. Hani yani böyle erotik filmlerde olur ya böyle gidersin işte adam gidiyor Kadın birdenbire buna saldırıyor, öpüşüyorlar bilmem ne, her haltı yiyorlar. Bir saat, iki saat aralıksız seks yapıyorlar. Herif o filmlerdekilerin kat kat katını anlatıyor bana. Diyor ki yani bir saat diyor aralıksız bilmem ne yaptık diyor. Dört posta, beş posta. Yok anasını satayım, yüz posta. Hayır senin yalanını sikeyim ya. Herif kendini öyle bir anlatıyor, öyle bir övüyor ki anasını satayım. Yani dersin seks makinesi, böyle robotik bir şey hiç. Yorulmuyor. Bilmem kaç posta, bilmem Şöyle yaptım. Yok neler neler anlatıyorlar ya neler neler. Filmlerde yok böyle ne gruplar ne fantaziler. Bitmiyor yani. Adamlar adam bir anlatmaya başlıyor. Bitmiyor böyle imrene imrene dinliyorsun. Yalan yani. Yani bir yandan imrenirken bir yandan da utanç içinde dinliyorum abi. Kabuğuma çekiliyorum. Yani benimki daha da bir küçülüyor. Zaten küçük iyice yok oluyor. Aşağılık kompleksine giriyor insan abi o kadar anlatınca. Vay sizin sıçayım sizin havanıza ya. Abi askerde gördüm. Askerlikle ilgili anlatılanların yalan olduğunu gördüm ya. Diğer anlattıkları da yalan yani. Diğer o çapkınlık, seks şeyleri de yalan. Yani bence erkeklerin de çoğu benim gibi yaşıyor. Yani. Hepsi Ersoy gibi yaşıyor aslında. Benim tek şeyim, dezavantajım ben anlatmıyorum. Ben yalan söylemediğim için mal gibi ortada kapak gibi kalıyorum. Yani Ersoy şöyle böyle oluyor. Halbuki bence herkes öyle. Bütün erkekler bence çoğun doksanı öyle de. Hani var olan da o küçücük yaptığı şeyi milyonla çarpıp anlattığı için öyle destanmış gibi anlatıyorlar. Böyle yani yok yani ortada bir şey. Paso yalan, paso abartı. O yüzden duyduğuna inanmayacaksın abi.